Kıymetli Hadim'in selamünaleyküm. Ben hoş geldin ama meclisimi açır için önce bir dakika sayın duruşuna hepinizi davet ediyorum. Aday adayımız olan AK Parti'nin ilçe meclis üyesi için aday adayımız Abdülkerim Turdu Arvat kardeşimdi. Çağırılıyor mu? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bir konuşma metni yazalım dedik. Ondan sonra da yazıyı okumaktansa kalbimin sevgi bölümünden, saygı bölümünden siz değerli aksakallarıma kalbimden gelen şeyleri söylemek istiyorum. Öncelikle değerli aksakallarım, değerli STK başkanlarım, değerli gençler, abilerim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Öncelikle kendimi biraz tanıtarak sözlerime devam etmek istiyorum. 1985'ten beri Zeytinburnu Sokak Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Ve ilkokulu Gazipaşa İlkokulu'nda, ortaokulu Zeytinburnu İmam Hatip Okulu'nda ve liseyi İhsan Mermerci Lisesi'nde bitirdim. Ardından da Amerika Boston Üniversitesi'nde işletme ve pazarlama bölümü bitirerek iş hayatına Dubai'de 12 sene devam ettim. Ardından da hem Arabistan'da hem Katar'da hem de bazı ülkelerde ticaretimizi devam ettirdik, aile işimizi. Ardından da 2012'den 2017'ye kadar Çin'de bir şirketi, Türk şirketini kurarak oradan dünyaya ticaret yapmaya çalıştık. 2017'nin sonundan beri de temelli dönüş yaptım ve Zeytinburnu'mu, yani çocukluğumun geçtiği, gençliğimin geçtiği, dostlarımın, akrabalarımın, komşularımın olduğu şehirime, ilçeme gelerek kardeşlerimle beraber kumaş yaparak helal rızık kazanmak için ticarette uğraşıyorum. Onun ardından da 2020'de sağ olsun ilçe başkanımız Selami Deribaltan'ın, AK Parti ilçe başkanımızın teveccühleriyle yönetim kurulu üyesi olarak 2020 Kasım ayında yönetime girdim, asil üye olarak. Ve ardından teşkilat başkan yardımcılığı, bilgi ve teknolojiden sorumlu başkan düzeyinde bir sorumluluk aldım. Ardından da il yönetiminde de, AK Parti il yönetiminde de Orta Asya ve Kafkasya Komisyon Başkan Yardımcılığı yaptım. Bu siyasi hayatımı 2023 genel seçiminde siz değerli aksakallarım ve dostlarımın teveccühleriyle, istekleriyle ve beni cesaret vererek milletvekilliği aday adaylığına başvurmuştum.
Listeye giremedik ama küsmedik. Davamız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır. Ve onun çizdiği yolda Türk milletiyle hep beraber vatanını, milletini, bayrağını seven insanlar olarak biz tekrardan siz değerli Özbek aksakallarım, Türkmen aksakallarım ve Türk dünyasının değerli aksakallarıyla beraber biz evvelde olduğu gibi şimdi de Türk'ün Türklüğüne tarihiyle şan katan Türk milletinin bir ferdi olarak Türk dünyasının 40 yıldan fazla bir süre içinde Türkiye'de olduğumuzu ve bu her zaman da şehit vererek devletinin en kötü gününde yanında olarak 15 Temmuz hain darbesinde de sokaklarda olarak biz her zaman devletimize, milletimize sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz inşallah. Zeytinburnu çocuğu olarak burada gazoz kapaklarını çamur doldurarak, misket oynayarak, ip atlayarak, dokuz taş oynayarak biz Zeytinburnu'nda büyüdük. Zeytinburnu'nun tozunu, pis havasını, 1994'ten önceki pis havasını tadanlardan ve biz Türk dünyasının ferdi olarak burada Türk Zeytinburnu'nun ticaretine katma değer katarak, deniz sektörünü canlandırarak ve çok büyük atölyelerde işveren ve işçi sınıfını destekleyerek Zeytinburnu ekonomisine katkı sağladı. Ve kardeş bir şekilde Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle kimseyle husumet içinde olmadan kardeş bir şekilde yaşadık. Çünkü biz birsek, berabersek Türk milletiyiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Allah'a şükürler olsun ki vatanperestliğimizi kimse sorgulayamaz. Bayrağa olan saygımızı kimse sorgulayamaz. Zeytinburnulu olmak bir şereftir, bir onurdur. Ve Zeytinburnu için hep beraber bir meclis aday adayı olmam için telkinde bulunan, tavsiyede bulunan siz değerli, cesaret veren siz değerli aksakallarıma, dernek başkanlarıma, hepinize, herkesin huzurunda teşekkürleri bir borçluyorum, teşekkür ediyorum. Sözlerime şununla devam bitirmek istiyorum. Benim bu yola çıktığım bu süreçte benim yanımda olan aksakallara, dernek başkanlara, siz değerli gençlere, hepinize şunu demek istiyorum. Benim bu yolumu çıktığımda eğer ki seçilirsem de listeye girsem de girmesek de biz Cumhurbaşkanımızın davasına daha önce de sahip çıktık, tekrar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Küsmek yok çünkü düşmanı güldürmeyelim. Onların karşısında birlik beraberlik içinde duralım. Türk'ün gücünü zaten Allah rahmetler eylesin. Alparslan'ın 1071 yılında bu yurdu, Anadolu'yu yurt edindiği gibi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişi gibi biz binlerce yıldır bu coğrafyadayız ve bu coğrafyadan dünyaya hükmetmiş bir milletin fertleriyiz. Bunun için hepiniz Türk milletinin bir ferdi olduğunuza ve ben de şeref ve onur duyuyorum. Aynı zamanda benim bu yola çıktığım zaman gençlerimize de örnek olmak istiyorum. Hacı Harabat'ın oğlu bugün bu yola çıkabiliyorsa ben niye çıkamıyorum demek için onlara teşvik etmek istiyorum. Musa Kurt Başkanım dediği gibi bugün ben bu bayrağı sizden devralıp bayrağı vermek için o koltuğa veya koltuklara yapışmak için değil. Allah'a bir kere şükürler olsun ki her birinizi, yüzünüzü, isminizi bilerek hitap ediyorum ve her birinizde bugüne kadar bir saygısızlık olmamıştır. Bundan sonra da olmaz. Ben sözlerime
sözlerimi şu dua talebimle bitirmek istiyorum. Allah-u Teala bana öncelikle kibir vermesin, haksızlık ettirmesin ve devletin, milletin hakkını bana yedirtmesin inşallah. Sözlerime size tekrar teşekkür ederek hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Son olarak şunu demin Abdülbaki Mevlevi Başkanımız rica etti. Çok bir şey elini kaldırdı, kaldıramadı. Ben de tekrar sizden bir teyit almak istiyorum. Abdülkerim Turli Harabati, AK Parti Zeytinburnu ilçe, Zeytinburnu Belediye Meclis Üyeliğine desteğinizi bugün de yarın da seçim günü de vermeye el kaldırıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı aksakallarım, başkanlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle bu toplantıyı bize hizmetinizi sunan değerli kardeşimize teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'mize ve belli merhametlerimize daim etsin. Öncelikle meclis üyesi ne demek? Meclis üyesi demek bizim Afganistan'dan bizzat buraya gelen Türk soydaşlarının hak ve hukukunu eğitimden tutup bütün yani aklınıza gelebilecek belediyenin içinden hizmetini bize tahsis. Bizimle belediyenin arasında bir köprü oluşturması demek. Ve biz bu manada çok zayıf bir duruma düşmüşüz. Bilakis sokak sokak her tarafta herkesin bildiği bir mevcut bir konuma gelmişiz. Bugün dünya lideri dediğimiz ve öyle bildiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına hizmet edebilecek bir oraya bir nefer, bir fert lazım bizden. Çünkü orada bizden birisi olmasa bizi derdimize oraya nakşedecek birisi olmadığı zaman biz orada yokuz demektir. Ha var mıyız? Elhamdülillah 100 binin üzerinde Türkiye'de bizim oyumuz var. İstanbul, Hatay, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Tokat, Van, Erciş, Özbeğiyle, Türkmeniyle, Kırgızıyla 74 boydan oluşan Türk dünyasının güçlü bir sesi var. Ama sesimiz yok. Var mı sesiniz? Ben böyle toplantılar çok gördüm. Biraz dik konuşacağım. Yanlış anlamayın. Aksakallar, büyükler, gençler. Biz birlik değiliz. Biz birlik değiliz. Birlik olsaydı biz bugünlere gelmezdik. Biz bireysel olarak davranıyoruz. Ya makam, ya mevki, ya koltuk için. Toplum çekiyor bu acıyı. Sokaktaki öksüz çekiyor. Evdeki dul çekiyor. Yaşlı annemi çekiyor. Bugün ikametlerimiz iptal oluyor mu? Oluyor. Bugün sokak sokak benim milletim toplanıyor mu? Hem de nasıl toplanıyor biliyor musunuz? Çok ağır konuşacağım. Ben televizyonda da konuştum bunu. İnanın bize yakışmıyor. Biz Türk dünyası olarak İstanbul'un mahalle mahalle topraklarında ceddimizin işgalden burada kimlere nasıl mücadele ettiğini Özbek tekkeleri, Türkmen tekkeleri burada ispat ediyor. Ama biz temsil edemiyoruz. İçin bizden bir halkını, milletini düşünebilecek ve bu milletin halkını sonuna kadar bize temsil edebilecek birisi lazım. Bunu temsil edebilecek Kerim kardeşimden o sözü alabilir miyim? Aldınız başkanım. Peki. Birlik olacağız. Bugün demokrasi ise, bugün siyaset oynanıyorsa, bu pastada biz oy veriyorsak ve buraya mücadele veriyorsak temsilci o temsilci bizim hakkımızı arasın. Her birimiz koşmayalım. Onun için eğer Kerma kardeşimize söz verdi, bu çatı altında bütün arkadaşlarımız, gençlerimizin hepsine diyorum, birlik olursak bir yere varırız. Afganistan Türkleri olarak Özbek, Türkmen ayrım yapmadan bugün bir araya gelmekteyiz. Bizler bugün AK Parti ve diğer partiler birer temsilci, meclis üyesi seçilmesi için buraya toplandık. Bugün öncelikle Abdülkerim
kardeşimizi AK Parti'den meclis üyesi girmesi için buraya destek için geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yıllardır da AK Parti'ye gönül verdik ve AK Parti'ye oyumuzu veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın arkasında da dimdik duruyoruz, durduk ve bundan sonra da duracağız. Bugün değerli kardeşim Kerim Harabati, biliyorsunuz hepinizce malum, değerli bir büyüğümüzün evladı, yıllardır da siyasetin içerisinde kendisi, bizi ancak böyle yiğitler temsil edebilir. Bu yüzden Kerim Harabati kardeşimin arkasında eğer milleti varsa bir yere varabilir. Bir noktaya gelebilir. Yani bir temsilcimizin olması lazım. Değerli başkanlarımızın da dediği gibi devlet içerisinde, belediyede, başka yerlerde mutlaka biz Türk soyluların, Afganistan Türklerinin temsilcileri olması lazım siyasetin her noktasında. Hatta her partide. Ama biz bugün Kerim Bey'i AK Parti'de aday gösterdik meclis üyeliğine. İnşallah kendisini tam olarak hep beraber gençler, yaşlılar hepimizi destekleyeceğiz. Şu sebep için çok gelmemiz inşallah. Bugün çok hoşallık ki konularda bile cemburuşu. Bu sizimizi bir araya gelip bir toplantı, bir bulup, bir ağayın bulup hareket etmişimiz. İnşallah, sonra inşallah düşmanlarını bugün huzasına toprak organize yapıyorlar. Ve bu kamyablığımız hesap oladı. Şimdi şimdi aziz braderler, Abdülkerim ağayınımız, Abdülkerim Turdi ağayınımız, şunu ki bile sizler hamadarınız, hemen işimizde bir mahbub bir cigit. Bir cigitimiz ki ailesi, hanavadası çok bir yaşlı insanlar uydurken. Ve ailesi ve hanavadası yaşlı insanlar uydurken ve milleti içinde yaşlılıktan başka bir zekalı yok. Bu kişinin vaziyen hem genç, hem okuyan kişimiz, hem yaşlı ise bunlar yani ortasal bir insan ki layık bir işi mesela. Ve bunu bilinizler ki her o zaman hak verilgen yok, hak alıngan. Biz bugün hakkımızı almayı için İrt'ten devlet içinde, devlet-i cumhuriyeti Türkiye'den de teşekkürler kılalımız ki her zaman yanımızda olup, her zaman siz bizi kollagan. Allah razı olsun, siz bizlerden bir şey arkamızda bakan, onlardan da Allah razı olsun. Ben bir şey berkarar olsun. Ama şu Türkistan, Türkistanlılar olarak bugün Zeytinburnu'nda çoğunluğumuz, hakkımız da kalır için, derdimiz de devletke ve millete ilan kılar için uzunumuzdan bir kişiler gerek ki onu mecliske alıp mecliste bulsa. Şunun için bu kişi koşkan cemaatlerimizin ve hasreten Abdülkerim başkanımızda hemimiz Özbek Türkman olarak tartımayla hemimiz bile koşuyor. İlan-ı himayet kılıp ve reisimizde reis cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının arkasında bulamız. Şimdi... Bismillahirrahmanirrahim. Sayın kovunlar, hepiniz hoş geldiniz diyor. Bana Kerim Harabati'yle İnşallah destekler, hem inşallah yakışı olur, bunu alır diye düşünüyorum. Dilerim destekleriniz verir, bana dilerim yaşlılar olur. İnşallah destekleriniz bekliyoruz, hem ben olacağım. Dilerim yağında, Kerim Karabati'nin. Türkmenler, Özbekler, onlar ayrımcılık yok. Hem ben de bir adam, Erdoğan, ondan bir yıkan olur, taşa çıkansın. El kaybedin demekten de kefirlikte sözde durup hep ağzım inşallah benim oylarımdır. Sağ olun, hoş geldiniz tekrar, selam olayım. Thank you.
abi. اللهم زيننا بزينة القرآن وكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم بلغ ووصل السماء قرآن وهذه الختمات الشريفة وسوالهم وآياتهم واستغفارهم وشهاداتهم وصلواتهم وسائر دعائهم في هذه الليلة المباركة. فقل بعد القبول منا بالفضل والكرم هدية منا واسطة لا روضة من مع الصدق والصفاء أشرف الورى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كل من آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع الذريات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع إخوان من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وصلحائك وشهدائك وأوليائك وأهل طاعتك أجمعين وإلى أرواح كل من سادات سلسلة النقشبندية وسائر الطرق وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا. إلهي يا رب bu hatmi şeriften sure-i celilenin hasılan sevabı avalen bizzat ekmel-i tahiyyat Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerine ve Adem aleyhisselam bu ikisi ve bu ikisi arasında orada peygamberani izam ve Resul-i Kiram gelip geçtirirse hepsi mübarek, mualla, mücella, ruh şeriflerine acizane, fakirane edin seni vasileyle ya Rab. Amin. Çağrı-yarı gözüne ashab-ı kiram ve ezvacı tahirat aşere-i mübeşşirat tabi'in, tebe-i tabi'in, salihin, selef salihin, eyme-i mütekaddimin ve müteahhirin, sulaha, şuhada, kafe-i ehli iman ve ehli İslam'ın da ruhun insanı vasıl eyle. Amin. Bu toprakları vatan üstüne başta Muhammed Alparslan Han Hazretleri, Ebul Fatih, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, bütün Salatin Ağrı Osman, ve bu memleket için feda icat eden bütün şehitlerimizin ruhun insanı vasıl eyle. Amin. Bu topraklarda ta cumhuriyet kurup cumhuriyette milletine, devletine hizmet eden bütün ekabr-ı devlet, avamir-i devletindir oraya seni vasıl eyle ya Rab. Amin. İlahi ya Rab, kabrların furnur eyle, varsa adlı meşet taksiratını affın mağfiret eyle, mekanların cennet-i firdevs-i naim ve mukim eyle. Hazırda bulunan
din kardeşlerimizi buraya teşrif eden kardeşlerimizi bütün geçmişlerini ruhu sen vasıl eyle. Amin. İlahi ya Rabbi onları da vasattın. Hatta beşer taksiratla mağfiret eyle. Amin. İttifakı, itaatı daim ve kaim eyle. O aziz vatanı her türlü beladan, beterden, görünen, görmeyen kazalardan, zelzelelerden vesaire afat-ı semaviye ve araziye dahi muhafız eyle. Amin. Evlatlarımız salih, salih ve azay İslam'ı hadim eyle. Tevfik, hidayet, inayet nasip eyle. Amin. Bu aziz vatanını yine tekrardan söylüyoruz, her türlü beladan muhafız eyle. Amin. Rabbena gfirli vel valideyye vel mu'mine yevme yekumul hizab. Rabbena etine fil dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kına azaben nar. والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل